Herkese merhabalar. Beni tanıyanlar zaten biliyor. Kanalımda cep telefonu tamiri, Aliapsat, bitpazar incelemeleri, restorasyon, kendin yap gibi içeriklerim mevcut. İlginizi çekiyorsa kanalımdan inceleyebilirsiniz. Biliyorsunuz ki son zamanlarda insanlığın başına bela olan koronavirüsü var. Yetkililer sürekli duyuru yapıyor. Gerekmedikçe dışarıya çıkmayın, toplu ortamlarda bulunmayın diye, ama bizler hayatımıza devam edebilmemiz için işe gitmemiz gerekiyor veya market alışveriş yapmamız gerekiyor. Haliyle ellerimiz sağa sola değiyor. Toplu taşıma kullanıyoruz. Ben de kendimi koruyabilmek adına bir tane dezenfektan almak istedim, ama haberlerde de duymuşsunuzdur, çok fazla sahte ürün var piyasada. Biraz daha güvenilir olabilir diye eczaneden almak istedim. 500 mililitrelik bir dezenfektan için 45 lira istediler. Biraz düşündükten sonra neden kendim yapmıyorum ki dedim. Hem bir yapmış olduğum formülü sizlerle paylaşırım, herkese faydalı olmaya çalışırım, hem de en azından elimizde çok güvenilir bir kaynaktan almış olduğumuz bir dezenfektanımız olmuş olur diye düşündüm. Bu formülü Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi internet sitesinden aldım. Açıklama linkini ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Dilerseniz dezenfektanımızı hazırlamaya başlayalım. Formülümüzü hazırlayabilmemiz için gerekli malzemelerimiz bunlar. %99 oranda izopropil alkol, gliserin, oksijenli su, ölçü aleti, 1,5 litrelik bir boş şişe, 1 litre içme suyu veya saf su kullanabilirsiniz. Saf su bulamıyorsanız eğer çeşme suyunu kaynatarak soğuttuktan sonra da kullanabilirsiniz. Dezenfektanımızı yaptıktan sonra içerisine koyabileceğimiz bir tane fıs fıslı sprey ve ölçü işlemimizde yardımcı olabilmek için bir tane şırınga. Ben bu malzemeleri kimya ürünleri satan bir yerden aldım. Sizler de isterseniz bu tarz yerlerden ve internet üzerinden satın alabilirsiniz. İzopropil alkolün %99 oranında olmasına dikkat edin. En önemli yerinden bir tanesi bu. Gliserini nemlendirme için kullanacağız. Zaten bunun bir oranı yok. Oksijenli suyu eczanelerden bulabilirsiniz. Ölçü aletinde ev eşyaları satan yerlerden temin edebilirsiniz. Elinizde böyle bir tane boş sprey şişe vardır diye tahmin ediyorum. Yoksa kolonya şişesi olabilir veya hali hazırda boş şişelerde satılıyor. Onlardan da alabilirsiniz. 1,5 litrelik bir boş şişemizi kapağını açıyoruz ve işlemlerimizi yapmaya başlıyoruz. Bir litre izopropil alkol kullanacağımız için hepsini doldurabiliriz buna. Ölçmeye gerek yok bunun için. ml oksijenli suya ihtiyacımız var. Bunu ölçebilmek için de bir şırınga kullanacağım. Şöyle bu 20 milim. Evet, şöylece 1,20 daha 40 mililitre etti. Oksijenli suyu kullanmamızdaki amaç, alkol içerisinde elimize zarar verebilecek maddeler de mevcut. Bunları öldürebilmek adına kullanıyoruz bunu. Ve son olarak 15 mililitre daha eklememiz gerekecek. Gliserini ise nemlendirmeyi arttırmak için. Çünkü alkol tek başına elimizi tamamen kurutacaktır. Kireç gibi olacaktır. Nemlendirmeyi arttırabilmek için gliserini kullanacağız. Evet, şöylece 15 mililitre de oksijenli suyumuzu şişemizin içerisine boşalttık. Ve gliserin de formülümüzün içerisine 19 mililitre gliserin eklememiz gerekiyor. Ben bunu 1 litre olarak aldım, ama siz daha ufağını alabilirsiniz. Bu kadar yüksek almanıza gerek yok. 19 mililitremizi de yine şırıngamızı kullanarak alacağız. Gliserin alkole ve diğer sıvı maddelere göre biraz daha katı olduğu için şırınganın ucundaki iğneyi çıkarttım. Buradan 19 mililitre olarak şırıngamıza çekiyoruz. Biraz daha çekmemiz gerekecek. Evet, tam 19 mililitre. 20 mililitreden biraz az. Ve son malzememiz su. Saf su, içme suyumuz. Bu da 266 mililitre olması gerekiyor. Ben bunu 1,5 litrelik bir dezenfektan elde edebilmek için ayarladım. Siz kendi ihtiyacınıza göre o miktarda ayarlayabilirsiniz.
ölçü bardağımıza göre 250-260 tam şuralarda olması yeterli olacak benim için. İşlemlerimizi tamamladıktan sonra 72 saat Dünya Sağlık Örgütü'nün vermiş olduğu bilgilere göre 72 saat bunu dinlendirmemiz gerekiyor. Ve bunu saklarken kapalı bir kutuda, ağzı kapalı bir kutuda saklamamız gerekiyor ki içerisindeki alkol uçmasın. Bunu bu şekilde çalkalıyoruz. Kendi yapmış olduğumuz dezenfektanımız hazırdır arkadaşlar. 72 saat sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Arkadaşlar dikkat etmişsinizdir. Bu videoda herhangi bir reklamla karşılaşmadınız. Bunun sebebi bu videodan herhangi bir gelir beklentimin olmamasından kaynaklanıyor. Lütfen bu videoyu paylaşın. Çevrenizdekilere de yararlı olsun. Ben de yarım bırakmış olduğum Ali Yapsa serisinin videosuna devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.